Şimdi stüdyomuzda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak var. Kendisiyle hem Keçiören'de neler yaşanıyor hem de yeni projeleri var mı neler, bunları konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Siz bildiğim kadarıyla All Arts açılışına katılacaksınız. Evet. Bugün hangi nasıl bir konsepte katılıyorsunuz? Biz klasik Türk İslam sanatları konseptinde katılıyoruz. Hı hı. Orada hat, tesip ve ebru ile alakalı olan konularda bizim de standımız olacak. Evet. Bize biraz Keçiören'i anlatır mısınız? Keçiören'de özellikle kentsel dönüşümün sıkça konuşulduğu bir dönemdeyiz. Hı hı. Neler yapılıyor? Siz nasıl başladınız? Nasıl gidiyor? Ya da nedir çalışmalar? Tabii Keçiören şu anda 850 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçesi. Üstelik de çok yoğun yaşayan bir yer. Yerleşim olarak da ağırlıklı olarak konutlardan oluşan bir yer. Kentsel dönüşüm anlamında da iki tane şu anda kentsel dönüşümümüz faal durumda devam ediyor. Bir tanesi Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm. Kuzey Ankara aynı zamanda Türkiye'nin de en büyük kentsel dönüşüm projesi. Burayı Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ beraber gerçekleştiriyorlar. Bizim de şu anda çalıştığımız üzerinde devam ettiğimiz çalışmada Yükseltepe Kentsel Dönüşüm. Yükseltepe Kentsel Dönüşüm'de de artık inşaatlar başlamış durumda. Yalnız oradaki sistemimiz müteahhitler aracılığıyla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Arsa sahipleri müteahhitleriyle anlaşarak bu dönüşümü gerçekleştiriyorlar. Orası da 1 milyon metrekarelik bir alana sahip. Yaklaşık 6 bin konutun yapılacağı ve bunun içerisinde 1600 konutun da bizim sosyal konut olarak yapılacak olan konutlar. Bunun yanında da 30 bine yakın da nüfusun geleceği bir yer. Dolayısıyla Keçiören'de kentsel dönüşümde iki önemli proje devam ediyor. Tabii ki bunun yanında özellikle gece konduların en az olduğu bir döneme giriyoruz artık. Gece kondulaşmış olan bölgelerimiz de imarları yapılmış ve inşaata açılmış durumda devam ediyor. Hızla çalışmalar devam ediyor. Evet. Şimdi bir yandan kentsel dönüşüm ama bir yandan da ben bakıyorum bütün Türkiye genelinde birçok belediye benzer kampanyalara başladı. Siz de herhalde içindesiniz. Bu israf etme, insaf et projesinden bahsediyorum. Evet. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın özellikle kepekli ekmek yeme tavsiyesinden sonra hem kepekli ekmek konusunda insanlar biraz daha bilinçlenmeye başladı. Ondan sonra da bir israf konusu gündeme geldi. Ekmeklerin israf edilmemesi yönünde. Evet. Siz nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Tabii bu Türkiye genelinde şu anda Başbakanımızın başlatmış olduğu bir kampanya aslında. Ekmeğin israf edilmemesi ve özellikle tam un dediğimiz tam buğday unundan yapılmış ekmeğin kullanılmasıyla alakalı bir kampanya başlatılmış durumda. Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen bu kampanyaya biz de Keçiören Belediyesi olarak ve Keçiörenliler olarak destek vermek istedik. Bunun için de belediye olarak bir kampanyaya başladık. Bizimki israf etme, insaf et sloganıyla çıktık. İsraf dinimizce haramdır ve israfı en aza indirmemiz gerekiyor. Sadece ekmekte değil, her şeyde israf haramdır aslında. Ama gıda israfı en çok içimizi acıtan konudur. Çünkü bir tarafta insanlar yiyip içerlerken, israf ederlerken bir tarafta da o yiyeceği bulamayan aç insanların da var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla yiyeceğimize ve gıdamıza dikkat etmemiz ve iyi kullanmamız, israf etmeden kullanmamız gerekiyor. Bu açıdan ekmeğin hem alınırken israf edilmemesi, yani ihtiyaç kadar alınması, tüketilmesiyle alakalı bilinçlendirme, ama bunun yanında bayatlayan ekmeklerin de tekrar kullanımıyla alakalı bir bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmada Türk Mahsulleri, işte Toprak Mahsulleri Ofisi ile beraber gerçekleştirdik bu projeyi. Sayın Bakanımız da katkı sağladı. Tarım Bakanımız. Dolayısıyla biz de şu anda billboardlarımızla, afişlerimizle, broşürlerimizle halkımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz. Bayat ekmeklerden neler yapılabileceğini gösteriyoruz. Güzel bir açılış yaptık ve orada da biz bir açık büfe oluşturduk. 20 çeşit yemeği orada sergiledik. Yani bayatlanmış ekmekten yapılan 20 tane çeşit ekmeği orada sergiledik, yemeği sergiledik. İnsanlara duyarlılığa davet etmek için bir sosyal belediyeciliğin bir ürünü olarak o projeyi gerçekleştirdik. Devam evet. ediyor şu anda projemiz. Güzel. Bildiğim kadarıyla bir e-belediye ödülü aldığınızı duydum. Evet. Bunu nasıl gerçekleştiririz? Yani neyiniz farklı mesela diğer e-belediyecilik anlayışlarından? Evet. Şu anda Türkiye'de tüm belediyeler arasında e-belediye kapısından girip en fazla sorgulama yapılan belediyeyiz. Bu nedenle ödül aldık. En fazla kapıya sahip, yani en fazla bu sorgulama gerçekleştirebilen, en fazla sorgulama gösterebilen, en fazla konuda
e-belediyecilik hizmeti verebilen bir belediyeyiz. E-gov.tr devletin resmi sitesinin içerisine girildiği zaman orada belediyeler kısmı vardır. Belediyeler kısmına girildiğinde belediyelerden alınacak hizmetlerle ilgili. Orada belediyelerin vermiş olduğu hizmetler var. O belediyelerin içerisinde Keçören Belediyesi en fazla hizmeti veren belediye olduğu için ödül aldık. Evet. Türksat tarafından, Ulaştırma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız tarafından. Evet. Şüphesiz şu sıralarda en çok konuşulan konuların başında çözüm süreci geliyor. Evet. Sizin de bildiğimiz kadarıyla Şırnak'ta bir belediye, kardeş belediyeniz var. Evet. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz özellikle bu sürece katkı sağlamak adına? Tabii biz bu sürece katkıyı daha önceden de başladık. Biz bu yeni bir şey değil. Daha önceki dönemde biz Şırnak'taki Güçlü Konak Belediyesi ile kardeş belediye olmuştuk. Ve o belediyeye bir ziyarette bulunduk. Bu ziyaretimiz yaklaşık 55 kişilik bir grupla, meclis üyelerimizin tamamıyla beraber ve otobüsle gittik buraya. O terör, hep anılan, terörle anılan yerlerden otobüsle geçtik. Ve hiçbir şey olmadan gittik. Oradaki insanlar bizi çok büyük bir coşkuyla karşıladılar. İlk defa ilçelerine böylesine büyük bir grubun geldiğini ve otobüsün geldiğini üstelik 55 kişilik bir otobüsle gitmiştik. Geldiğini söylediler. Çok büyük bir memnuniyet yaratıldı. Aynı zamanda bizim de meclis üyelerimiz orayı görerek, o bölgeleri görerek de daha büyük bir etki yarattı. Tabii ki yerel yönetimlerin bu sürece büyük katkıları sağlayabilir. Büyük bu konuda destekleri olabilir. Oradaki belediyelerle işbirliği yapılabilir. Çünkü bu sürecin halka, tabana yayılması lazım. Belediyeler de bunu gerçekleştirebilirler. Biz Şırnak'ta Güçlü Konak Belediyesi ile kardeş olduk. Oraya bir park inşa ettik. Ve şu anda bizim oradaki kardeşlerimizle irtibatımız da devam ediyor. Zaman zaman okullarına yardım ediyoruz. Zaman zaman belediyenin işlerine yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde Van'da Erciş Belediyesi ile de kardeş belediye olduk. Deprem sonrasında. Ve şimdi biz Erciş Belediyesi'ne bir kültür merkezi yapıyoruz orada. Dolayısıyla orada da irtibatlarımız devam ediyor ve belediye ile ilişkilerimiz devam ediyor. Ben özellikle bu kardeş belediye uygulamalarıyla inanıyorum ki o yöre halkıyla daha yakından temas kurulabilir ve bu sürece büyük katkılar sağlanabilir. Gidebildiğimiz her yer bizimdir zaten. Yani bütün ülkemizin 780 bin metrekarenin tamamı, evet, gidebildiğimiz yerlerdir. Bunu göstermemiz lazım. Yani insanlar çok rahatlıkla, gönül rahatlığı içerisinde her yere gidebilmesi lazım. Bunu da göstermesi lazım. Gidildiğinin gösterilmesi lazım. Biz de öyle bir çalışma yaptık. Gittik, hem orayı ziyaret ettik, hem orada gerekli desteklerimizi sağladık ve geri döndük. Ben hem bizim Keçiören'de hem de oradaki insanlarda büyük bir etki yarattığını düşünüyorum. Onun için de yerel yönetimleri bu tür faaliyetlere davet ediyorum. Evet. Şimdi 1071 kadın iş hayatına katılıyor diye bir bilgi verdi arkadaşlar bana. Sizin bir projeniz sanıyorum. Evet. Oradaki mesela 1071 özellikle seçildi sanıyorum rakam olarak. Evet, o bir sembolik rakam. Sembolik tabii bir rakam. Anadolu'nun, Anadolu'ya Türklerin açıldığı ve yurdumuzun, ana yurdumuzun oluştuğu tarih. Dolayısıyla biz o rakamı oluştururken de bu programı yapılışta annelerin ön plana çıkartılması, kadınların ön plana çıkartılması açısından da ana yurdunun başlangıcı olarak da 1071 tarihini gördük. Onun için de 1071 rakamını koyduk. Kadınların sadece devam ettiği bir proje. 1071 kadına girişimcilik kursu vererek onları girişimci yapmak, iş sahibi yapmak, yani kendi işlerini kendilerinin kurmasıyla alakalı önlerinin açılması. Keçiören TOGEM olarak, Toplumsal Gelişim Merkezi Keçiören TOGEM olarak bu proje geliştirildi. KOSGEB ve TOP işbirliğiyle, TOP ETÜ Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Ve bu projede maksadımız iş kurmak isteyip de sermayesi olmayan kadınların, hı hı, bu sertifika sayesinde KOSGEB'den 30 bin liraya kadar hibe, 30 bin liradan 100 bin liraya kadar, yani 70 bin liraya kısmı da isterlerse, arzu ederlerse 2 yıl ödemesiz ucuz kredi alabilecekleri bir imkan sağlanmış oldu. Ve böylece hem istihdama hem iş yeri açılmasına biz katkı sağlamış olduk. Sosyal belediyecilikle alakalı güzel bir çalışma olmuş, evet, oldu. Tabii bu Keçiören TOGEM
olarak bizim bu projenin hamiliğini de Başbakanımızın değerleştiri Emine Erdoğan hanımefendi gerçekleştiriyor. Biz onun için de onun manevi desteğini de bu projede gördük. Evet. İnşallah başarılı bir şekilde bu kurslarını bitirdikleri takdirde iş yeri açmak istedikleri zaman kredileri hazır olacak. Birkaç cümleyle de Keçmek'ten bahsedelim. Süremizin sonuna geldik ama ondan da bahsetmeden olmaz. Keçmek hakkında da bize biraz bilgi verirseniz. Meslek izindirme kurslarımız bizim. Meslek edindirme kurslarımızda şu anda 80'nin üzerinde branşı var ve toplamda da 20 binin üzerinde kursiyerimiz şu anda devam ediyor. Çok büyük bir rakam. Ve Türkiye'de 3. büyük kursu açıyoruz. Meslek kursunu işletiyoruz, çalıştırıyoruz. Çok büyük rağbet var. Keçiören'de gerçekten çok önemli bir iş yapıyor Keçmek kurslarımız. Burada vatandaşlarımız hem bir meslek edindirmeyle alakalı kurslara katılabildikleri gibi, hı hı, bunun yanında hobi diyeceğimiz zamanlarını değerlendirdikleri kurslar da var içerisinde. Çok farklı alanlar var. Bunun yanında eğitimle alakalı içerisinde kurslarımız var. Okuma yazma gibi, dil kursu gibi, bilgisayar kursu gibi kurslarımız da var. Dolayısıyla vatandaşlarımıza ücretsiz, tamamen ücretsiz bu kurslarda geliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını meslekle alakalı eğer seçmiş oldukları şeyler varsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı sertifikasını alıyorlar ve böylece bir meslek sahibi oluyorlar. Çalışmak isterlerse o sertifikayla bir yerde iş bulabiliyorlar. Tabii bu da yine istihdama katkı manasında önemli bir çalışma. Sosyal belediyecilik anlamında da bizim önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Evet. Sayın Mustafa Ak, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Daha konuşacak çok konu var, evet, ama sürede tabii el verdiği ölçüde konuşabildik. Teşekkür ediyoruz biz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, biz de Haber 15'i böylelikle noktalıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.